Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün size videomda Belçika'da evimde kullandığım ikinci el eşyalardan bahsedeceğim. Onları göstereceğim size ve fiyatlarını da söyleyeceğim. Böyle bir videoyu çekmekteki amacım, ben ikinci el eşya kullanmaktan hiçbir zaman gocunmadım veya bunu saklamadım. Hani söylüyorum, evime birisi geldiği zaman sorduğu zaman da söylüyorum. Zaten burada hani garip bakan insanlar yok ama Türkiye'de ve Azerbaycan'da buna garip bakılıyor. Hani nasıl yani ikinci el eşya mı kullanıyorsun diyorlar. Hani nasıl düşünüyorlar ikinci eşyaları bilmiyorum ama ikinci el olan eşyalara karşı ön yargıyı biraz daha kırmak ve bunun aslında hem sizin ev ekonominize hem de doğaya olan, çevreye olan saygınızdan dolayı da bence ikinci el eşya neden kullanmalısınız? Bunu birazcık göstermek istiyorum. Ya açıkçası biraz bu tabuları, ikinci el eşyaya karşı olan tabuları biraz yıkmak istiyorum. O zaman hadi başlayalım. Bu arada evimdeki her şeyi tek tek tabii ki de gösteremem. Mesela bazı işte aksesuarlar, küçük aksesuarlar falan çok göstermedim. İşte fotoğraf çerçevesidir vesaire. İşte 20 sente almışımdır, 50 sente almışımdır. Onları çok göstermedim. Sizin için şuraya bırakacağım onların videolarını da. Küçük beyaz sehpa diye kaydetmişim de bu üçlü sehpa. Burada göreceksiniz, tamam mı? Bu sehpayı tahmin edin kaç paraya aldım. Bu arada hani ben söylemeden eğer tahminleriniz olursa lütfen aşağıya bırakın. Daha eğlenceli olacaktır böylece video. Bu büyük büyük bu beyaz sehpayı, üçlü sehpayı ben 2,5 euroya aldım. Altındaki sepetini de onunla birlikte hemen onun yanında görmüştüm. Onu da yine 1 sent veya 50 sent almış olabilirim. Onun fiyatını tam hatırlamam ama 1 sent olma ihtimali daha yüksek. Bir de ikinci elde şöyle bir şey oluyor. Mesela daha öncesinde çok daha aldığım ürünler var, tabii ki vardı. Ama kullandım, sıkıldım, değiştirdim. Ya da odanın dizaynı değiştirmek istedik. İkinci el işte o diğer eşyaları çıkardık, başkalarını koyduk falan. O yüzden diğer eskiden kullandıklarım yok videoda. Ama şu an kullandıklarımı koyuyorum. Bu sehpa benim için bir kitaplık gibi. Hani elimizdeki şeyleri koyabildiğim bir şey ve 2,5 euro neden almayayım dedim yani. Tabii ki de bunların etrafında çizikler olabiliyor. Burada karşımda o var. O yüzden ona bakıp duruyorum. Etrafında çizikler olabiliyor ya da işte ufak tefek bir şeyler olabiliyor. Ama yine de kullanmaya engel değil. Ahsen'in oturağı, Ahsen'in bu masadaki oturağını 8 euroya almıştım. 25 kiloya kadar taşıyabiliyor. Hani Enes'in bebek masasıyla karşılaştırırsak bence benim gibi küçük bir evde oturanlar için bu şekilde akıllıca tasarlanmış şeyler çok önemli. Ama hiç bakmadım ama eminim ki bunun yeni fiyatı çok daha yüksektir. Çünkü bence mükemmel bir parça, yani çok kullanışlı. O yüzden normalde fiyatı yüksektir ama ben 8 euroya aldım. Enes'in sandalyeleri, ahşap ve diğer kurbağalı sandalye. Onların da birisini 1 euro, birisini 2 euro ya da 1,5 euroya almıştım. Çünkü kurbağalı olan çok daha sağlam olduğu için o biraz daha fazlaydı. Ama diğeri 1 euroya almıştım, ahşap olanının. Bu arada şöyle bir şey var. Ben bunları ikinci el mağazalardan aldım çoğunu. En ucuz olanlar hep en mağazalarda oluyor. Çünkü insanlar o mağazalara artık ellerinden çıkarmak istedikleri, yani artık satmaya da uğraşamayacağım ben. Hani al ne yaparsan yap dedik diyorlar mağazaya. Free bir şekilde bırakıyorlar. Yani mağaza onlara para ödemiyor onları bıraktığı için. Genelde mesela böyle çok zengin kesimlerde, zengin kesimlerin oturduğu yerlerdeki ikinci el mağazalarında hep daha güzel şeyler oluyor diye. Çünkü adamlar zaten çok zenginler ve onu satmaya, onu sattıktan sonra onun parasını almaya ihtiyaçları yok. O yüzden eğer vaktim varsa ve bir şeye ihtiyacım varsa mağazaya bakmayı daha önceliyorum. Bu Marketplace'te veya TV'de Hands falan var. Burada da yine pek çok gratis ürün bulabiliyorsunuz. Ya da işte normal fiyatını koymuşlar ama bunu bir birey satıyor. Hani ben mesela bir şeyimi satıyorum. O yüzden onun fiyatı orada biraz daha yüksek koyabiliyorum. Çünkü ben o parayı almak istiyorum. Atıyorum 50 euroya koyuyorum ben onu. Çünkü ben satıyorum. Ama mağazaya bırakacak olsam bedava mağazanın kapısına bırakıp çıkabilirim yani. Onlar kaç parayı satarsa satsın. O yüzden mağazada genelde daha uygun oluyor. Bu Ahsen'in yeşil bumbosu, bumbum markası işte öyle bir şey ya, yani markası değil de bu oturakların genel adı bumbo mu bambu mu öyle bir şey, tamam mı, bambu değil de bumbo. Bunu bir tane arkadaşım sormuştu işte kaç paraya aldın diye, Türkiye'den bir arkadaşımdı. Ben bunu normalde Marketplace'den baktığımda, yani uygulamadan baktığımda işte 25-30 euroya satıyor satanlar, ikinciye satanlar 50 euroya kadar falan çıkıyor.
Ama ben bunu bir tane ikinci el mağazasında 1,5 euroya gördüm. Hemen aldım. İnanılmaz rahat, inanılmaz kullanışlı bir şey. Sonra Türkiye'den arkadaşım sorunca fiyatını, Türkiye'de gibi fiyatlarına bakayım dedim. 999 TL. 999 TL mi? Dedim. Sonra sırf bu video için ikinci eldeki fiyatlarına baktım. İkinci eldeki fiyatları da 350, 400, 500 o civarlara kadar çıkıyor. TL, işte 350 TL falan fiyatlarına çıkıyor. Dedim ki yine hadi insaflılarmış ikinci el satanlar yani. Evimin el favorilerinden bir tanesi. Gelen herkesin çok beğendiği bir parça. Kablo sehpası diyeceğim ona. Kablo çekmecesi ne derseniz. Onu 5 euroya aldım ve benim muhteşem işimi görüyor ve bence çok şık duruyor, güzel duruyor. Zaten ahşap çok seven bir, ahşap diyorum ya, hasır çok, hem ahşap hem de hasır çok seven bir insanım. O sehpayı da gördüm ve çok beğenmiştim. Böyle bu şekilde kullanacağım aklıma olarak bu şekilde gelmemişti. Ama kabloları falan arkasından geçirip içine koyuyorum. Etraftaki bütün döküntüyü topluyor yani. Sandalye, ahşap bir sandalye. Yeşil, süet bir üstü var, silinebiliyor. Her şey çok sağlam. Altında böyle hani çizmesin yeri falan diye böyle şeylerim takılmış. Çok yeni yani. Onu da 7 euroya almıştım. Sonra Kallax. IKEA'nın Kallax'ı. Normalde fiyatları çok daha pahalı işte. Biliyorsanız. Bunun 5x5 o yani 25 tane gözü var. Ben onu hem kitaplık hem de böyle herkesin bireysel bir hurcunun olduğu bir şey olarak kullanıyorum. 45 euroya almıştık. 45'ti yanlış hatırlamıyorsam. Kadın çok acilen satıyordu da 35 de olabilir. Çok acilen satıyordu. Normalde onların ikinci el fiyatları da işte 70-80 falan oluyor. Ama kadın acilen sattığı için denk geldi işte öyle. Almıştık onu da. Çok severek kullanıyorum. Gece lambası. Bu gece lambası da çok tatlı. Bunu aslında bir böyle bir do it yourself videosu yaparım diye düşünüyordum. Böyle işte üzerine bir şeyler koyarım. Çubuk mubuk bir şeyler koyarım diye. 2 euroya almıştım. Ama şu an çok severek kullandığım bir ürün haline geldi. Kia dolap. Beyaz dolap var ya. Onların isimlerini bilmiyorum. Onu da 50 euroya aldık. Yani hani çiziği, bir şeyi falan neredeyse yok. Yok ama getirirken aşağı tarafta bir yeri kırıldı ama o da bizden kaynaklı bir şeydi. O da çok büyük bir problem oluşturan bir şey değil. Çocukların dolabı olarak kullanıyorum onu da. Enes ve Ahsen'in dolabı olarak kullanıyorum. Diğer ahşap kıyafet dolabı ise onu önceden ben kullanıyordum. Ama yani ben artık o dolabı böyle işlevsel olarak kullanamamaya başlayınca Pervin'e verdim o dolabı. O dolabı da Pervin kullanıyor. Bunu mesela mağazadan almıştık. O da iki yanım bir dolabı. Mağazadan, ikinci el mağazasından gidip aldığımız için çok uygun aldık. Yani bence 15 ya da 20 euro gibi bir fiyata aldık. Onu mesela normal bir siteden alacak olsaydım muhtemelen fiyatı çok daha fazla olacaktı. Sepet, bu çamaşır sepeti. Çok güzel diyorum işte hasır ya da böyle şeyleri çok seviyorum. Ama öyle doğaya özgü şeyleri çok seviyorum. Onu da 3 euroya almıştım ve çok severek kullanıyorum. Bir diğer şey de Hemnes yatak. Yine IKEA'nın Hemnes yatağı Enes kullanıyor. Enes'in yatağı o işte Hemnes yataktan. Normalde pahalı. Yani ben gidip birinci elini almam onun. Alırım ama almam. Niye alayım? Çünkü 350-300 euro civarı bir şeydi sanırım. Onun videosunu çekmedim fotoğrafını çünkü çok müsait değildi. 150 euroya almıştık yanlış hatırlamıyorsam. 150 euroya bir tane işte hanımefendiden almıştık. Ve çok sağlam, her şey yerinde. Güzel bir şekilde kullanıyoruz. Dediğim gibi evimde daha başka böyle şeyler var. Bir de yine ikinci el. Böyle sallanan bir beşik. Ama çekmeye ya da göstermeye lüzum yok yani. Diğer ya da küçük şeyleri de çekmeye ve göstermeye şey görmedim. O yüzden çekmedim. Pek çok oyuncak tüketiyoruz. Pek çok eşya alıyoruz. Kıyafet alıyoruz. Kıyafet dediğin yine denk geldiği zaman içime sinen güzel bir kıyafet gördüysem alıyorum. Çekilmiyorum. Oyuncak dediğim gibi kitapta özellikle full neredeyse ikinci el ve kütüphaneden yararlanıyoruz. Eşyaya çok düşkün bir insan değilim. Yani böyle ay şöyle döşeyim, böyle döşeyim ya da şöyle olsun, böyle olsun. Bunlara karşı hevesim çok yok açıkçası. Ya da işte hani ilk defa gelin oldum, ilk defa evlendim ben, ev düzüğüm, çeyiz düzüğüm, hiç böyle bir şeylerim de olmamıştı zaten. Muhtemelen çok param olsa da ben yine ikinci el gezmeyi çok seveceğim. Zaten burada da hani parasızlar ya da fakirler ikinci ele gitmiyorlar. Adamlar çok zenginler ama ikinci ele gidiyorlar, ikinci elden alışveriş yapıyorlar. Adamların villaları var, jipleri var, görmeniz gerekiyor. Ama bakıyorsun ikinci elde geziyor yani, ikinci el eşyalar tüketiyor. Çünkü bilinçli yaşıyorlar biraz daha ya da kıyafet konusunda. Mesela çok fazla marka kıyafet bulabilirsiniz ikinci ellerde.
Bu demek değil ki sen birinci el alamıyorsun demek değil. Sen fakirsin, sen işte kötüsün demek değil. Bunları söylemek istedim. Ama işte Türkiye'de mesela düşünsenize bir tane evinizde eşya şey olsa. Aa, ikinci el mi aldım? Kim bilir kimler kullandı onu? Kim bilir kimler giydi onu? Kim bilir onların işte ruhları nasıldı? İçleri nasıldı? Ya ben hani ne alaka? Öyle. Böyle bir video olsun istedim. Kanalımda neden olmasın? Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Eğer bu videomu sevdiyseniz lütfen bunu belirtmeyi unutmayın. En çok hangi eşyayı sevdiniz ve neden sevdiniz? Veya fiyatını nasıl buldunuz? Sizin yaşadığınız yerde fiyatlar nasıl? Bunları da söyleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.